Merhabalar. Bugün 2 Kasım 2020 Pazartesi günü, mucizelerin yaşandığı bir gün olması dileğiyle hepinize merhaba. Aklımız, gözümüz, kulağımız İzmir'de. Hepinizin bildiği gibi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3 gün önce 6,6 büyüklüğünde yaşanan deprem tüm Türkiye'yi, bizleri bu acıyı hissettirdi ve yaşattı, üzdü. Son gelen deprem bilgilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 994'e ulaştı. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların devam ettiğini, depremden sonra geçen 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil ve 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan kurtarıldı. Mucizenin adı Elif oldu. Enkaz altında kalınanların da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz bu depremlerden hep bir ders çıkartmamız gerekiyor. Yaşanılan depremler sonrasında acıların, tabloların gösterdiği bize birçok tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu konuyla ilgili depreme karşı bir eğitim, depremle karşılaştığımızda nelerin yapılması gerektiğini bizlere bir yetkililer ve işi bilenler maalesef anlatsa da yine de biz hazırlıksız yakalanıyoruz ve insanlar hayatını kaybediyor. Örneğin şöyle bir hatırlayalım. Son yılların depremlerine baktığımızda, örneğin en eski hatırlayabildiğimiz son 100 yıl içerisinde 1919 Ayvalık depremi var. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 7,0 büyüklüğündeki meydana gelen şeyde ölü veya yıkılan bina sayısı bilinmiyor o tarihlerde. 1930 Hakkari depremi var. 7,2 büyüklüğünde olan bu depremde 2514 kişi öldü. Yaklaşık 3000 bina hasar görmüş. 1939 Erzincan depremi büyüklüğü 7,2. 32.962 kişi hayatını kaybetmiş. 100.000 kişi de yaralanmış. 1941 Van Erciş depremi 5,9 büyüklüğünde 192 kişi hayatını kaybetmiş. 36 köyde tamamen yıkılmış. 1942 Niksar Erbaa depremi 7,0 büyüklüğünde deprem 3000 kişi ölmüş. 1943 Adapazarı Hendek depremi 6,6 büyüklüğünde 336 kişi canından olmuş. 1943 Tosya Ladik depremi 7,2 büyüklüğünde 4000 kişi hayatını kaybetmiş. 1944 Bolu Gerede depremi, depremin büyüklüğü 7,2, 3959 kişi hayatını kaybetmiş, 20.000'den fazla da bina hasar görmüş. 1946 Varto depremi, depremin büyüklüğü 5,9 olarak 839 kişi hayatını kaybetmiş. 1949 Karlova depremi 6,7 büyüklüğünde 450 kişi hayatını kaybetmiş. 3500 bina hasar görmüş. 1953 Yenice Gören depremi 7,2 büyüklüğündeki deprem sonucu 265 kişi hayatını kaybetmiş. 6750 bina hasar görmüş veya yıkılmış. 1966 Varto depremi 6,9 büyüklüğünde 2394 kişi hayatını kaybetmiş. 1970 Gediz depremi 7,2 büyüklüğünde 6 saniye süren depremde 1086 kişi hayatını kaybetmiş, 1260 kişi yaralanmış. 1971 Bingöl depremi, depremin büyüklüğü 6,8 olarak ölçülmüş. 878 kişi ölmüş, 700 kişi yaralanmış. 1975 Nice depremi 6,6 büyüklüğünde 23 saniye sürmüş deprem.
2385 kişi ölmüş, 8149 bina yıkılmış. 1976 Çaldıran depremi 7,5 büyüklüğünde, depremde 3840 kişi ölmüş, 9232 bina hasar görmüş. 1983 Erzurum depremi 6,9 büyüklüğünde 1155 kişi ölmüş, 537 kişi yaralanmış. 1992 Erzincan depremi 6,8 büyüklüğünde deprem 653 kişi ölmüş. 8057 bina hasar görmüş veya yıkılmış. 1998 Adana Ceyhan depremi 6,2 büyüklüğündeki depremde 145 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi de yaralanmış. 1999 Gölcük depremi 7,5 büyüklüğündeki depremde 17.480 ölüm, 23.781 yaralama olmuş. 1999 Düzce depremi 7,2 büyüklüğünde meydana gelmiş, 845 kişi hayatını kaybetmiş, 4.948 kişi de yaralanmış. 2003 Bingöl depremi, Bingöl'de 6,4 büyüklüğünde meydana gelmiş, 176 kişi ölmüş, 625 bina çökmüş ve ağır hasara uğramış. 2011 Van depremi, Van Tabanlı köyünde 5,7 büyüklüğünde meydana gelmiş, 604 kişi hayatını kaybederken 4.152 kişi de yaralanmış. Yani şöyle baktığınızda yani son 100 yılda çok ciddi depremler, çok ciddi bina hasarları ve birçok hayatını kaybeden insanlarımız. Şimdi bugün 2020, 3 gün önce yaşanılan İzmir depremi. Yani bu yaşanılan depremde şu ana kadar az önce de söylediğiniz gibi 85'e yükselmiş hayat kaybı, hayatını kaybeden 994'te yaralı var. Tabii biz bunlardan ne ders çıkartıyoruz, çıkartabiliyor muyuz? Bunlar tartışılır. Her defasında hazırlıksız yakalanıyoruz ve bir şekilde insanlar hayatını kaybediyor ve evinden batından oluyor. Bir sürü yaralı ve insanların maddi manevi kayıpları var. Şimdi Türkiye'de bundan sonrası yapılması gereken yapıların güçlendirilmesi, sağlam olmayanların yeniden inşa edilmesi, yani bunu hep bilenler, yetkililerin açıkladığı şeyler, kentsel dönüşümün çare olacağı, ne zaman tamamlanırsa o deprem endişesi de giderileceği, son bulacağı söylense de bunlara kimse uymuyor tabii ki. Hani kırsal alanlara bakın, kerpiç yapılarda büyük ölümler oluyor pardon. Bu yapılar 5,5 büyüklüğünde depremle yıkılıyor. İnsanlar enkaz altında sıkışarak değil, boğulma ile, yani çöken binadan kalkan kerpiç tozu yüzünden hayatını kaybediyor diyor yetkililer, uzmanlar. Bu yaşanılan depremlerin gerçekleri de insanları depremlerin değil binaların öldürdüğüdür. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak sağlam mühendislik hesaplarıyla inşa edilmesi halinde bir yapının çok yüksek katlı binalar dahi olsa yıkılmayacağının örnekleri de vardır. Ama nerede açgözlü insanların daha fazla para kazanmak için malzemeden çaldığı, ince demir kullandığı, deniz kumu kullandığı birçok yıkılan binalarda gördük ve duyduk, uzmanların açıklamalarını dinledik. Tabi bunları denetleyen merciler de müteahhitler kadar suçlu. Mesela belediyeler, çevre şehircilik il müdürlükleri ne kadar denetliyorlar yapılan inşaatları? Rüşvet çarkı dönüyor. Döndüğü sürece de bu depremlerde çok can kaybı daha olacaktır. Çünkü rüşvet çarkını ispatlayamıyorsunuz. Rüşvetin döndüğü yerde de bir sürü hormonlu binalar, yapılan binaların yani verilen inşaat ruhsatıyla uyumlu olmadığı, tabi bunları bir süre sonra da işte geçenlerde hükümetin çıkarttığı imar barışıyla da bunların yasallaştığını da gördük, yaşadık.
Yani ne zaman önlem alacaksınız? Ne zaman insanların hayatına değer vereceksiniz? Bir sürü insanın daha hayatına mal olmasını mı bekleyeceksiniz? Yani bu önüne gelen müteahhit oluyor. Bu işin bir sınırı olmalı. O inşaattan anlamayanlar müteahhitliğe soyunuyor. Belediye başkanları meclis üyelerini de kafalayarak bir bölgeyi imara açıyor. Bütün müteahhitler hemen mantar gibi binalar yapıyorlar. Altyapısı yok, fosfetlik çukurları, yani yolu yok, yordamı yok, hiçbir şey olmayan şeyler. İmar izni veren belediye başkanları ve sorumluları bu ruhsatı verdikten sonra denetliyorlar mı? Maalesef o da yok. Hükümet imar barışını çıkarttığı hırsızlıkların da önünü açmış oldu yani bu şekilde. Yani hem belediyedeki rüşvet çarkının da önünü açmış oldular, hem de müteahhitlerin nasıl olsa bir barışta, imar barışı daha çıkar. Bundan sonra yapacağımız binaların da şeyine iki proje zaten veriyorlar. Biri ruhsat geçene kadar belediyeden inşaat izni alınana kadar. İnşaat izni alındığından sonra hemen farklı bir proje devreye giriyor. Burada da hormonlu yüksek katlar, küçük küçük daireler ama daire çokluğu, yani diyelim bir 10 katlı yerde 20 daire olacağına 30 daire ya da 10 katlı olacak yer 15-16 katlı oluyor. Bunların örneklerini de çok gördük. Yani depremler bu arsızlıkların, hırsızlıklarının da gerçeğini ortaya çıkarsa da yetkililer bu yaşananlardan ders çıkartıp gereken tedbirleri almaları gerekiyor. Uzmanlar söylüyor, Türkiye'de bir deprem gerçeğiyle olduğumuz, deprem gerçeğini yani ne kadar önemini hepsini anlatsalar da maalesef bu biz yüz yüze gelmeye devam edeceğiz. O yüzden depremin etkisinin en az hasarla kurtarmak için tedbirlere arttırılmasının gerektiğini yetkililerin de uzmanların söylediğine yani söyledikleriyle ilerlemeleri, yetkililerin bunlara bir çözüm üretmeleri gerektiğini de bilmeleri gerekiyor. Çünkü tedbirleri ne kadar arttırırlarsa gelecek nesillerde depremde acıları yaşamazlar, sevdiklerini kaybetmezler. En azından yani sağlıklı deprem korkusu olmadan, insanlar hayatını kaybedecek, sevdiğini kaybedecek korkusu olmadan yaşayabilirler. Bunun için gerçekten Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanı, tüm yetkililerin bu konuya hassasiyet göstermesini, yani belediyelerin kentsel dönüşüm adı altında başlattığı bakir alanlar değil de eski yapıları, risk alanında bulunan yapıları, deprem tehlikesi yaşayan yapıları yıkıp yerine yeni, modern, deprem riski taşımayan, depreme dayanıklı binalar, modern binalar yapmaları gerektiğini ve bu konuda da yetkililerin sonuna kadar denetleyici, yaptırım uygulayıcı olmaları gerektiğini de artık bu depremler gerçekleri ortaya koyuyor ve gösteriyor. Biz yetkilileri uyarmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki de şu son İzmir'de yaşanılan depremin bir acı faturası var. Her deprem sevdiklerini kaybeden insanlarla, evini barkını kaybeden insanlar, sokakta kalan insanlarla yaşanılan görüntüler gerçekten bizleri üzmekte. Artık bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun için de kentsel dönüşümün önemi, binaların denetlenmesi, yapılan inşaatların deprem riskine uygun ve daha modern, daha sistematik olması gerektiğini istiyoruz, söylüyoruz. Halkımız da bunun bilincinde artık yetkililer bizi duyun istiyoruz. Sesinizi duyun, vatandaşların sesini duyun. Yani biz başka bir cumhuriyette yaşamıyoruz, başka bir ülkede yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'nin
en acısız, en risksiz, en yaşanabilir bir ülke olmasını istiyoruz. Programımızın sonuna geldik. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor. Sağlıcakla kalın diyorum.